Merhaba arkadaşlar, ben Şuay Pankus, Kurt Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bakanlığımızın hazırladığı 12. sınıf tekrar testi, Türk Dili ve Edebiyatı soru çözümlerini yapacağız. 20 soruluk bir testimiz var. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle eleştirmenlerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? Altı çizili sözümüze bakıyoruz. Edebiyatın kutup yıldızı. Kutup yıldızı bildiğiniz gibi yol gösterici özelliği vardır. Hemen bakalım. Eleştirmenlerin çoğunun yazarlar tarafından sevilmediğini biliriz. Sanatçıların bu tutumuna yaptıkları temel dayanak eleştirmenlerin taraflı olması. Bana kalırsa eleştirmenler edebiyatın kutup yıldızı gibidir. Onlar uçsuz bucaksız coğrafyada edebiyatın istikametini belirler. Edebiyatın istikametini belirler. Yine kilit sözcüklerimizden bir tanesi ki kutup yıldızı sözüyle de aynı mihvali. Bakalım. A. Edebiyatçıları etkiledikleri. B. Edebiyatı kendi tek eline aldıkları. C. Sanatçı ve okurlara yol gösterdikleri. D. Eleştirinin bir tür olarak gelişmesine katkı sağladıkları. E. Yazılarıyla yayın evlerine ilham verdikleri. Buraya baktığımız zaman sanatçı ve okurlara yol gösterdikleri ki edebiyatın istikametini belirliyorsa demek ki sanatçı ve okurlara da yol göstericidir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Tarihte 16 büyük Türk devleti kurulmuş, pek çok sultan, hükümdar, Hakan gelip geçmiş olsa da Büyük Selçuklu Devleti vezirlerinden Nizam-ı Mülk'e ayrı bir paragraf açmak gereklidir. Bu büyük vezir hem siyasi tarihimize çok önemli katkılarda bulunmuş hem de yazdığı siyasetname ile edebiyatımıza başucu bir eser kazandırmıştır. Hemen bakalım. Türk devleti diyor. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti deseydi o zaman büyük harfle yazardık. Çünkü devlet ya da Türkiye deseydi büyük harfle yazdırdı. Ancak devlet ismi burada küçük yazılacak. Sadece Türk büyük yazılacak. Bunun yazımı yanlış. B'ye bakalım. Büyük Selçuklu Devleti bir devlet ismidir. Evet, tamam. Büyük harfle yazılmalıdır. Ayrı bir paragrafın yazımı doğrudur. Bu büyük vezir dediğimiz zaman herhangi bir sıkıntı yok. Başucu bir eser dediğimiz zaman baş sözcükleri normalde bitişik yazılır. Baş öğretmen yani bir işin başı anlamında aşçı başı dediğiniz zaman onlar bitişik yazılır. Ancak burada başucu sözcüğü ayrı yazılacak. Başucu eğer bitişik yazılırsa bir yerin düşeyinin yer küreyi kestiği nokta anlamı olacak. Bu yüzden başucu sözcüğü ayrı yazılmaktadır. Türk devleti sözü yanlıştır. Cevabımız adam. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Şimdi mecazlı söyleyiş dediğimiz imgelerin olmasıdır. Yani alışılmamış durumların olmasıdır. Şimdi yanık ekmek dediğimiz zaman bu normal hayatta karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Ya da yanık ev dediğimiz zaman, yanmış ev dediğimiz zaman bu olabilecek bir durumdur. Ancak yanık ses dediğimiz zaman burada başka bir özellik atfediliyor sese. Bu yüzden burada mecazlı söyleyiş vardır. Bu şekilde bakmamız lazım soruya. Şairlik aslında bir bakmaz sözcüğü olmaktır. Şiirin demi oturduğu an yazmaya başladığımda içimdeki ayaklanmayı bastırmaya çalışırım. Şimdi şiirin demi oturduğu an. Şimdi şiirin demi olmaz normal şartlarda. Burada ne yapmıştır? İmge kullanmıştır. Yani mecazlı söyleyiş vardır. İçimdeki ayaklanmayı bastırmaya çalışırım. İçindeki ayaklanma dediği zaman da yine içinde bir ayaklanmanın olması mecazlı bir söyleyiştir. Yani olabilecek bir durum değildir. O derece mükemmel bir şiir çıkar ortaya. Şimdi o derece mükemmel bir şiir dediğimiz zaman olabilecek. Çok güzel, iyi, mükemmel şiir diyebiliriz. Bu olabilecek bir durumdur. Yani bir mecazlı söyleyiş söz konusu değildir. Devam ediyoruz. Sessizliğin çıldırtan hışırtıları dediğimiz zaman yine sessizliğin çıldırtan hışırtıları bir mecazlı söyleyiş söz konusudur. Olmayacak bir durumla bağdaştırılmış. Duygu dalına konsun ve nur topu gibi bir şiir ortaya çıksın diyor. Duygu dalına konması da yine alışılmamış bir durumdur. Yani imge vardır. Yani mecazlı söyleyiş vardır. C'ye baktığımız zaman günlük hayatta kullanabileceğimiz bir sözcük var. Dördüncü sorumuz bir noktalama işareti sorusu. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri
Getirelim. Hemen bakalım. Çevremde kentin o korkunç gürültüsü vardı. Nokta büyük harfle başlamış. Sonra bu seslerin içinde mutlaka sesler, görüntüler, cümle bitmemiş. 3 nokta. İnsan hep başkasının peşindedir. Cümle bitti. Büyük harfle başlamış. Nokta. Niçin böyledir? Evet, bir soru anlamı var. Ancak büyük harfle başlamamış. Eğer bu büyük harfle yazılsaydı buraya soru işareti gelecekti. Ancak devamına bakmamız lazım. Niçin başka olmasın dediği zaman evet buraya soru işareti gelecek. Ancak buraya virgül gelmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Nokta, 3 nokta, nokta, virgül, soru işareti. C şıkkına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Nokta, 3 nokta, nokta, virgül, soru işareti. Cevabımız C. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiire aruzda başlamış, Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra hece ölçüsünü benimsemiştir. 5 hececilerden biridir. Zaten 5 hececilerin özelliği nedir? Daha önce aruzda kullanmışlardır. Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra heceye geçmişlerdir. Hicif türünde yazdığı eserlerini Akbaba adlı mizah dergisinde yayınlamıştır. Akbaba adlı dergi Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhan çıkarmıştır. Devam edelim. Mizah türünde yazdığı eserlerinde cimdik takma adını kullanmıştır. Şimdi burada cimdikten gitmemiz gerekiyor. Çünkü soruya cevaba baktığımız zaman 5 kişi var burada. 5'i de zaten 5 hiciler. Orhan Seyfi Orhan, Halit Fahri Ozan Soy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Boy, Beyçkor Yürek, Yusuf Ziya Ortaç. Cimdik lakabını kullanan kişi Yusuf Ziya Ortaç'tır. Ki Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli, Mehmet Ağa adlı mizahi yazıları vardır Yusuf Ziya Ortaç'ın. Yine Portreler adlı çok önemli bir anısı vardır. Akından Akına, Aşıklar Yolu diye şiir kitapları da vardır Yusuf Ziya Ortaç'ın. Cevabımız Edirne. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve kurucusu olduğu edebi akım aşağıdakilerden hangisi? Demek ki bir akımın kurucusudur bu sanatçımız. Türk şiirine birçok yenilik getirmiş olan sanatçı, kafiye ve redif gibi biçimsel özelliklere söz sanatlarına karşı olduğunu yazdığı bildiride dile getirmiştir. Kafiye ve redife karşıdır, yine söz sanatlarına karşıdır. Eserlerinde sıradan insanı konu edinmiş, doğal, sade bir üslup benimsemiştir. Halk deyişlerinden, yer yer argodan faydalanan şair, La Fontaine'den çeviriler yapmış ve Nasrettin Hoca fıkralarını bir kitapta toplamıştır. Şimdi söz sanatlarını kullanmıyor, redifi kullanmıyor, kafiyeyi kullanmıyor. Sıradan insanı konu edinmiş, doğal sade bir üslubu vardır. Yer yer argo kullanılır. Buna baktığımız zaman garipçiler yani birinci yeniciler aklımıza geliyor. Birinci yenicilerin kurucusu Orhan Veli Kanık'tır ki La Fontaine'den çeviriler yapmış. Nasrettin Hoca fıkralarını da şiir şekline getirmiştir. Yani manzum hale getirmiştir. Bahsedilen sanatçı Orhan Veli Kanık'tır. Aynı zamanda sokağı şiire getiren kişi olarak da bilinir Orhan Veli Kanık. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki yazar eser eşleşmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Orhan Şaik Gökyay Bu Vatan Kimin? Evet, doğrudur. Orhan Şaik Gökyay'ındır Bu Vatan Kimin adlı eser. Orhan Şaik Gökyay aynı zamanda Dede Korkut'un torunu olarak bilinir edebiyatımızda. Ömer Bedrettin Uşaklı, Yayla Dumanı, doğrudur. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın eseridir. Yayla Dumanı şiir kitabıdır. Ömer Bedrettin Uşaklı da Anadolu şairi olarak bilinir edebiyatımızda. Kemalettin Kamu, Sebil ve Güvercinler, Ziya Osman Sabah'a aittir. Yanlıştır. Kemalettin Kamu'nun eseri Bingöl Çobanları olarak bilinir. Aynı zamanda Kemalettin Kamu da Bingöl şairi olarak bilinir. Cevabımız Ceyhan olacak. Devam edelim. Behçet Kemal Çağlar, Erciyes'ten Kopançı, doğrudur. Onun şiir kitabıdır. Behçet Kemal Çağlar da Ankaralı Aşık Ömer olarak bilinir. Arif Nihat Asya, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, doğrudur. Arif Nihat Asya da aynı zamanda bayrak şairimiz olarak biliniyor. Cevabımız Ceyhan. Sait Faik'in anlatıldığı bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Bakalım. 1. Sait Faik Abasıyan'ın öykülerinde çocukluk ve gençlik izlenimlerini günlük yaşamı şiirsel bir dille anlatır. 2.
Kahramanları, balıkçılar, yoksullar, avareler ve uzaktan tanıdığı, selamlaştığı sıradan kişilerdir. Kahramanlarını yaşadıkları çevreye uygun olarak ele alır ve anlatır. 3. Arı bir Türkçe ile yazan sanatçının çok sıcak, içten, canlı, insanı sarıveren bir anlatımı vardır. 4. Olaya, kişiye, entrikaya, başlangıç ve sonuca dayanan öykücülük anlayışını sürdürmüştür. 5. Öykülerindeki ayrıntı zenginliği, yaşanan anı derinliğine kavramasının bir sonucudur. Şimdi bakalım. Said Faik Abasıyanık, evet, günlük yaşamı şiirsel bir dille ele alan bir sanatçımızdır öykülerinde. İkincisi, kahramanları balıkçılar, yoksullar, avareler, yani sıradan kişilerdir ve yaşadığı çevreden seçmiştir kahramanlarını. Bu da doğru. 3. Arı bir Türkçe ile yazan sanatçının çok sıcak, içten, canlı, insanı sarıveren bir anlatımı vardır. Doğrudur. 4. Olaya, kişiye, entrikaya, başlangıç ve sonuca dayanan öykücülük anlayışını sürdürmüştür. Şimdi olaya, kişiye, entrikaya, başlangıç ve sonuca dayanan öykücülük anlayışı olay öykücülüğüdür. Ancak Said Faik Abasıyanık durum öykücülüğünün Memduh Şevket Esendal'la beraber en büyük temsilcisidir. Ki 5'e baktığımız zaman da bunu görürüz. Öykülerindeki ayrıntı zenginliğini, yaşanan anı derinliğe kavramasının bir sonucudur. Yine burası da durum hikayesinin özelliğinden bir tanesidir. Cevabımız 4 olacak. Yani olay hikayeciliği değil, durum hikayeciliği vardır Said Faik Abasıyanık. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal'e ait değildir? Yahya Kemal'in şiiri Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kaynaklarını oluşturan divan, halk ve batı edebiyatlarına açık bir şiirdir. Bunun için bu şiirde halkın konuşma dilinin rahatlığını taşıyan bir söyleyiş tarzını, divan edebiyatının form anlayışındaki seçiciliğini ve batı şiirindeki milli romantik duyuş tarzı içinde şahsi olabilme ve sanata sadık kalma özelliklerini görebiliriz. O, Türkçenin bir şiir dili olarak sahip olduğu bütün sır ve imkanları keşfederek şiirlerine gerçekten etkileyici bir dil musikisi kazandırmıştır. Dili bir kuyumcu ustasının dikkat, itina, titizliğiyle kullanmıştır. Konuşma diliyle yalın, açık ve duru bir üslupla yazmıştır. Aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm gibi temalara yönelmiş. Vatanın bir özeti olarak gördüğü İstanbul'a, büyük hayranlık duyduğu Türk uygarlığına, Osmanlı tarihinde aldığı ilhamla kahramanlık motiflerine şiirlerinde geniş yer vermiştir. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman şiirler var. Onlara bakalım hangisi Yahya Kemal'e ait değil. Onu bulmamız gerekiyor. Ah Tolgalı Beylerbeyi haykırdı, ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Şimdi buraya baktığımız zaman kahramanlık motifleri var mı? Var. B. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak. Üsküdar gözleri dolmuş tepelerden bakarak. Görmüş İstanbul'a 100.000 meleğin uçtuğunu, saklamış durmuş asırlarca hayalinde bunu. Buraya baktığımız zaman İstanbul'u görüyoruz. Üsküdar var, İstanbul var. Yine onun şiiri olabilir. C'ye bakıyoruz. Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuşlar dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda. Artık bu dağdağıyla uğuldar deniz veda. Buraya baktığımız zaman ömrün biteceğiyle ilgili, yani ölümle ilgili, ki ölüm teması da demişti. Bu da olur. D'ye bakalım. Dünya koşuyor, söz mü beraber koşacaktın? Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın o medit uykulardan, bir parçacık olsun hadi, hiç yoksa kımıldan. Yani bir harekete geçirme söz konusudur. Heyhat diyor, medit diyor. Yani bilinmeyen kelimeler, ki buraya baktığımız zaman neredeyse bütün sözcükleri anlayabiliyorduk. Bu kalsın. E'ye bakalım. Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı. Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Uçtuk Muaç ufkunda görünmek hevesiyle. Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. Buraya baktığımız zaman yine kahramanlık söz konusu. Cevabımız Diyarbakır olacak. Diyarbakır'daki Mehmet Akif'e ait Ey Uyan adlı şiirden alınmıştır. Cevabımız Diyarbakır. Bu parçada sözü edilen dergi aşağıdakilerden hangisidir? 10. sorumuzdayız. Yaşar Nabi Nayır tarafından 1933'te Ankara'da yayınlanmaya başlanan dergi, Türk edebiyatının en uzun soluklu dergisidir. Burası çok önemli.
Kesinlikle bilmemiz lazım. Cevaba geleceğiz birazdan. Bu dergi kendi çizgisinden ödün vermeden farklı dönemlerde farklı akımlara ve anlayışlara ev sahipliği yapmıştır. Abdülhak Şinasi Hisar, Atilla İlhan, Behçet Necati Gil, Cahit Sıtkı Tarancı, Ceyhun Atukansu, Necati Cumalı, Nurullah Ataç, Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksal, Sait Faik, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok yazar ve şairin ürünlerine bu dergide yer vermiştir. Şimdi Yaşar Nabi Nayır tarafından 1933'te yayımlanmaya başlanan dergi, Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisidir. Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisi Varlık dergisidir. Cevabımız Adana. Büyük Doğu ve Ağaç dergisini Necip Fazıl Kısagürek çıkarmıştır. Büyük Doğu İslamcı, Türkçü bir anlayışla ortaya çıkmış bir dergidir. Ağaç dergisi sanat dergisidir. Çınaraltı Mehmet şey Orhan Seyfi Orhun ve Yusuf Ziya tarafından çıkarılmış bir dergidir. Hisarsa Mehmet Çınarlı tarafından Hisarcıların yayın organı olarak çıkarılmış bir dergidir. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışına mensup şairlerden biri değildir? Bu edebi harekete mensup olanların şiirleri imgeci bir şiirdir. İmgeci şiir, klip nokta. İlk okuduğunda pek anlaşılmaz. Demek ki tam olarak anlaşılmıyor. Okuyucudan hazırlık dönemi geçirmesini ister. Demek ki hazırlıklı bir şekilde, yani bir edebi geçmişin olması gerekiyor. Şairler anlamı karartan, gizleyen bir tavır takınıyor. Yani semboller var. Sözcüklerin gündelik kullanımlarla yiten anlamları yerine çağrışımlarla değişen, derinleşen değerine önem verirler. Günlük konuşma dilini dışlayarak kurulu dilin yapısına bilinçli bir biçimde bozarlar. Soyutlama eğilimi, betimleyici niteliği ve biçimi bozan tavrına uygun olarak en çok batık imgelerin kullandığı bu şiir, divan şiirindeki sepkiindi tarzda yazılan şiirlere benzer. Şimdi imgeci şiir var. Pek anlaşılmıyor ilk etapta. Bir hazırlık evresi gerekiyor. Çağrışımlara önem veriliyor. Sepkiindiye benziyor. Bu akım ikinci yeniciler olarak karşımıza çıkıyor. Sanatçılara bakalım. İlhan Berk var. Evet, ikinci yenicilerden. Cemal Süreya var. Evet, ikinci yenici. Ece Ayhan ikinci yenici. Turgut Uyar ikinci yenici. Mehmet Çınarlı ise Hisar grubunun bir sanatçısıdır. İkinci yenicilerin diğer sanatçıları Sezai Karakoç, ki İslami anlamda önemli bir sanatçımızdır. Bunlar arasında farklılaşan bir sanatçıdır. Edip Cansever var, Ülkü Tamer var. Bunlar ikinci yeni sanatçıları. Mehmet Çınarlı ise Hisar sanatçısı. Cevabımız ediyor. Bu metinde modernizmi esas alan eserlerin özelliklerinden hangisi kullanılmıştır? Bakalım. Şimdi bu öyküyü yazmak için masanın başında oturmuş düşünüyorum. Düşünüyorum da bir öykü ne şaşırtıcı ne garip oluşumlarla başlıyor. Gelişiyor, kazanılmaya hazırlanıyor. Buna orada dursun diyemeyiz. Örgüsü çözülür öykünün. Onun için sürdürmeliyiz. Sözümüzü gevşetmeden sürdürmeliyiz. Bir öyküyü kazanmak büyük incelikler ister. Çok dikkatli olmak gerekir. Örümcek ağı bağlantıları zedelenmeden geçmeli sözden söze. Öykü burada başlayabilir. Başlangıçta neden ben bunu yazamam diye düşündüm ki? Ortada yanlış bir şeyler olduğu belli de bunların nerede ve neler olduğu açık değil. Bu öyküde iki ah bir eyvah kullanmak istiyorum. Bu öyküde eyvahın yeri yok galiba, diyor. Şimdi bakalım şıklarımıza. A şıkkına bakıyoruz. Tema olarak bireyin bunalımları ve toplumla çatışmaları anlatılır. Böyle bir durum söz konusu değil. Evet, normalde modernizm esas alan eserlerde var, ancak bu metinde yok. Öyküden çok öykünün anlatım serüvenini işleyen tekniğe yer verilmiştir. Evet, öykünün anlatım serüveni. Şimdi diyor ki, bu öyküyü yazmak için masanın başında oturmuş düşünüyorum. Düşünüyorum da bir öykü ne şaşırtıcı ne garip oluşumlarla başlıyor. İşte iki ah bir eyvah kullanacağım, sonra eyvahı kullanmayacağım falan diyor. Yani o öykünün anlatım serüvenini işlemiştir. Cevabımız B gibi duruyor. Diğer şıklara da bakmak gerekiyor. Kişilerin iç dünyalarını romanlara katma ve dün bugün yarından oluşan zaman zincirini kırma hedeflenir. Yine yok. D şıkkına bakıyoruz. Karakterlerin anlarını ve bilgilerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi teknikler kullanmıştır. Kullanılır diyor. Evet, bir iç konuşma söz konusudur. Ancak
bu metinde anlatılmak istenen bu değildir. Varoluşçuluğun etkisiyle eserlerde özellikle küçük burjuva aydınının ruhsal bunalımları işlenir. Konuyla ilgili pek bir şey vermemiş bize. Cevabımız Bursa. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metafizik düşünceyi modern şiir anlayışıyla birleştirerek şiirlerin konusunu oluşturmuştur. O şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği güne ve geleceğe taşımaya çalışır. Metafizik düşünce önemli. Böylece şiir coğrafyasından geleneği yeniden biçimlendirir ve yorumlar. Sanat tutumu, dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir diyen şair, Diriliş dergisini çıkarmış ve bu dergi etrafında diriliş düşüncesini geliştirmiştir. Aynı zamanda Diriliş Partisi'ni kurmuştur bu sanatçımız. Mona Rosa, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirleriyle büyük bir ün kazanmıştır. Bahsedilen sanatçı Sezai Karakoç'tur. Sezai Karakoç, ikinci yenicilerin muhafazakar sanatçıdır ki metafizik düşünceyi modern şiir anlayışıyla birleştiren sanatçılardan bir tanesidir. Sezai Karakoç, cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ortaya çıkmasında etkili olan düşüncelerden biri değildir? Bakalım. Oğullarımız 14. sorudayız bu arada. Oğullarımız gitmeseydi, bizi terk etmeselerdi belki bunların hiçbiri gelmezdi başımıza, dedi. Tanrı insanları her yönden deneyip denetliyor. Ben onları toprağa bağlamak istedikçe onlar hem benden hem topraktan nefret eder oldular. Sonunda ikisi de terk etti bizi. Bilirsin, bilirsen bu da Tanrı'nın başka bir deneyişi insanı. Hırslı biri değildim ben. Ama Tanrı'nın varlığını aldırmayan insanların yaşadığı yerde eninde sonunda seni de hırs bürüyor. Gittikçe daha çok edineyim diyorsun. Gittikçe daha çok. Sonunda kendi etini, kendi kanını da yiyip tüketiyorsun. Bunu anlarsan eğer böyle oluyor. Kendi çocukların sana karşı çıkıyor. Seni korumakla görevli olanlar sana kurşun sıkıyor. Şimdi bakalım. Aşkı, Tanrı inancından yoksun olmanın toplumsal yozlaşma karşısında sağlam duramamaya neden olacağı. B. Daha fazla kazanma isteği ve hırsın aile yapısını olumsuz etkileyeceği. C. Ekonomik sıkıntıların insanların yıkılışına neden olacağı ve inançla bu yıkılışın engelleyebileceği. D. Toplumun sahip olduğu maddi değerleri korumak için gerekirse bireylerin feda edebileceği. E. Ekonomik sıkıntılar üzerine bir de inançsızlık eklenirse çözülmenin kaçınılmaz olacak. Hemen bakalım. A. Tanrı inancından yoksun olmanın toplumsal yozlaşma karşısında sağlam duramamaya neden olacak ki Tanrı'nın varlığını aldırmayan insanların yaşadığı yerde eninde sonunda seni de hırs bürüyor. Gittikçe daha çok edineyim diyorsun ve toplumsal yozlaşma başlıyor. Daha fazla kazanma isteği ve hırsın aile yapısına olumsuz etkileyeceği yine aynı şeyler. Hırs bürüyor. Gittikçe daha çok edineyim diyorsun. Evet var. Ekonomik sıkıntıların insanların yıkılışına neden olacağı ve bu inançla yıkılışın engellenebileceği. Evet, eğer Tanrı'ya inancı olsaydı bunlar başına gelmezdi. Tanrı'nın bir deneyişidir insanı diyor. Evet, bu da olabilir. Toplumun sahip olduğu maddi değerleri korumak için gerekirse bireylerin feda edilebileceği. Burada böyle bir durum yok. Toprağını ekmeye çalışıyor, çocuklarını yani çocukların ilgilenmesini istiyor. Ama hem çocukları hem de toprağa gidiyor. Yani burada bir feda edebilme durumu söz konusu değildir. Ekonomik sıkıntılar üzerine bir de inançsızlık eklenirse çözülmenin kaçınılmaz olduğu. Sonunda kendi etini kendi kanını da yiyip tüketiyorsun diyor. Bunu anlarsan eğer böyle oluyor. Kendi çocuklarına sana karşı çıkıyor. Seni korumakla görevli olanlar sana kurşun sıkıyor. Yani çözülme başlıyor. Cevabımız Diyarbakır olacak. Hikayeciliği anlayışını bu şekilde dillendiren sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ben geçmiş sanat telakimizden faydalanmak çerçevesinde, yani geleneğe yönelmek çerçevesinde İslami endişelerle hareket ediyorum. İslam'ın sanat meselelerini de mutlaka getirdiği bir bakış açısı vardır. Bunu da hikaye babında, mesnevilerde, kıssalarda, halk hikayelerinde tespit ettim. Yalnız bana uygun bir hareket noktası olarak Çin denizinden Atlas Okyanusu'na kadar bütün İslam aleminde yaygın olan kıssa geleneğinden hareket etmeyi uygun gördü. İslami bir anlayışı vardır bu sanatçımızın. Hemen bakalım. Said Faik Abasıyan'ın, Ömer Seyfettin, Mustafa Kutlu, Orhan Kemal, Haldun Taner. Buraya baktığımız zaman İslami düşüncesi ön plana çıkan sanatçı Mustafa Kutlu olarak duruyor.
Mustafa Kutlu olabilir bu sanatçımız. Ortadaki Adam, Yoksulluk İçimizde, Uzun Hikaye, Mavi Kuş, Beyhude Ömrüm gibi çok önemli hikayeleri vardır. İslami bir çizgidedir. Mustafa Kutlu cevabımız C. 16. sorudayız. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bu metin için geçerli değildir? Tansiyon ilacımı damlatmış mıydın? Çoğun safsaklı yorumda. Sorular sözde yanıtlar sıralanıyordu ekranlarda. Sormadığım halde. Geç kaldın. Yoksadığım zaman seninle oynar. Sen onunla oynamayı başaramazsın. Yenik düştüm öyleyse. Yenik düşmeyi yeğlersen yenilirsin. Yanıt aramadım. Arayamadım. Fırsat bulamadım. Doğrulardan nefret ettim. Yanlışlarımı irdeledin sadece. Belki. Peki nedir sence yanlış? Güçlü olduğu varsayılan zaman kavramından korkma. Onun için mi üstüne yürüdün? Bilerek diyemem. Genlerimin işi. Beni neden suçluyorsun öyleyse? Yalnız seni mi? Suçlanabilecek her şeyi, özellikle siyah beyazı, suçlamak sorgulamayı getirir ardından. Tersi de düşünülebilir bence. A. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmış. Anlatılanlar kahramanın iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilmiştir. Evet, tansiyon ilacımı damlatmış mıydım diyor. Evet, birinci kişi ağzından ve iç dünyasını süzgecinden geçirerek, yani kendi kendisiyle konuşuyor burada kahramanımız. Doğrudur. B. Somut bir anlatımın egemen olduğu metinde olaylar sırasıyla anlatılmış, kişiler zaman ve mekanla sınırlandırmıştır. Dikkat ederseniz hiçbir şey zihnimizde tam olarak canlanamıyor. Yani somut bir şey yok. Tamamen soyut metafizik öğeler var ve zaman ve mekan unsurları bu metinde karşımıza çıkmıyor. Cevabımız B gibi duruyor. Devam edelim. C. Kahramanın kendisini sorgulamasından belli bir zaman kavramı gözetilmemiş. Şimdiki zaman yerine çok boyutlu bir zaman tercih edilmiş. Suçluyorsun diyor. Evet, şimdiki zaman var. Yürüdün. Nefret ettim diyor. Geçmiş düşünülebilir diyor. Geniş zaman. Yani tam olarak belli bir zaman söz konusu değildir. Zaman ve mekan kavramının soyutluğu anlatımda da soyut bir dil kullanmayı gerekli kılmıştır. Evet, zaman mekan soyuttur. Dil de soyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatımın akışı yer yer kesilerek serbest çağrışımın etkisiyle o anda kahramanın aklına gelenler de anlatılmıştır. Evet, bilinç akışı tekniği kullanmıştır burada. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? A. Edebi eserlerin duyguları işlemesi. Evet, edebi eserlerin duyguları işlemesi edebiyat ve psikolojinin alanına girer. B. Edebi eserlerin insanlar arası çatışmaları ele alması. Evet, kişiler arasındaki çatışmalar yine edebiyat ve psikolojinin ilgileneceği alandır. C. Edebi eserlerin hayalleri ortaya koyması. Evet, kişinin hayalleri yine edebiyat ve psikoloji yansıtan bir durumdur. D. Edebi eserlerin bir dönemin sosyal yapısını yansıtması. Bir dönemin sosyal yapısını yansıtıyorsa bu edebiyat ve sosyolojiyi yansıtan bir durumdur. E. Edebi eserin insan sorularını işlemesi. Yine insan sorularını işlemesi edebiyat ve psikolojinin alanına girer. Ancak D. Edebiyat ve sosyoloji ilişkisini ortaya koyar. Cevabımız Diyarbakır. Bu metnin alındığı hikaye ve yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Parasız Yatı'da Firuzan, Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır, bakalım. Anne kız sabah kalabalığın arasında yürüyorlardı. Annesi durmadan konuşuyordu. Böyle konuşkanlığının olduğu geçmişteki tek günü hastaneye hasta bakıcısı olarak alındığı gündü. İşte o gün annesi eve gelince her şey değişmişti. Çünkü annesi bilmediği, görmediği haller içindeydi. Alıyorlar beni. Bir iki güne kadar başlıyorum. Başhemşireye çıktım. İri yarı bir kadın. Bir bir sordu. Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Çocuğun var mı? Bırakacak kimsen yok ha, demişti. A. Metnin tamamına yayılmış bir olay yoktur. Metin yaşamdan bir kesit sunan durum öyküsüne örnektir. Evet, dikkat ederseniz anne kızın kalabalık arasında yürürken yaptığı konuşmalar geçiyor ve orada bir geriye dönüş tekniği kullanılarak verilmiştir. Bu yüzden evet bir kesit durum öyküsü vardır. B. Anlatıcı olayları geriye dönüşle anlatmıştır. Evet, ne diyordu?
Böyle konuşkanlığın olduğu geçmişteki tek günü hastaneye hasta bakıcısı olarak alındığı gündü. İşte o gün annesi eve gelince her şey değişmişti. Çünkü annesi bilmediği, görmediği haller içindeydi. Bakın ne yaptı? Geçmişe döndü. Yani geriye dönüş var. Flash bellek diyoruz buna. Flashback diyoruz. C. Öykü yazarın hayatından izler taşımaktadır. Evet, parasız yatılı Firuza'nın kendi hayat öyküsünü anlattığı bir eseridir, hikayesidir. D. Alegorik anlatımın egemen olduğu metninde kahramanlar otoriteyle çatışma içindedir. Alegorik sembolik demektir. İnsanlar yerine başka canlılar kullansaydı alegorik bir anlatım söz konusu olabilir. Ancak alegorik bir anlatım söz konusu değil. Kahramanlarımız insanlardır ve otoriteyle bir çatışma da yine söz konusu değildir. E. Olaylar üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Evet, başkası olayları görüyor. Anne kızın işte yürüdüğünü, annesinin konuştuğunu ve annesinin geçmişini bilen bir kişi. Üçüncü kişiliği anlatım vardır. Yine ilahi bakış açısı vardır burada. Cevabımız Diyarbakır olacak. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisi de böyle bir mecaz oluşturulmamıştır? Sözcüklere mecaz anlam kazandırma yollarından biri de insana ait bir özelliğin doğadaki bir varlığa aktarılması ile yapılan kişileştirme yani teşhis sanatıdır. Hangisinde teşhis sanatı yoktur diyor. Bu gece çılgınlığı üstünde denizin. Denizin gece çılgınlığı olması insana ait bir özelliğin denize aktarılmasıdır. Kayalar dalgalarla perçinleşiyor sandım. Yine kayaların dalgalarla pençeleşmesi de başka yani doğadaki varlıkların birbirine yani doğadan doğaya aktarım vardır. Gece çılgınlığı üstünde denizin demesi yeterlidir bizim için. Mor menekşe boyun eğmiş, gül kızarmış hicabından mor menekşenin boyun eğmesi, gülün utancından kızarması da yine insana ait özelliklerdir. Rüzgarlarla oturmuş karşılıklı okuyoruz. O bildiğini okuyor ağacın yapraklarında. Yine rüzgarların bildiğini okuması insana ait bir özelliğin doğaya aktarılmasıdır. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne katılmışım ben. Buraya baktığımız zaman sadece bir kuru yaprak misali yolcu olduğunu söylüyor. Yani bir benzetme söz konusudur. Yani kişileştirme yani teşhis sanatı yoktur. Nazlı rüzgar konuşur anladığım bir dilde sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular. Şimdi Nazlı rüzgar konuşur anladığım dilde Nazlı rüzgarın onun dilinden konuşması yine teşhis sanatıdır. Aynı zamanda intak sanatı da vardır burada. Cevabımız Diyarbakır. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 20. sorumuzdayız. Son sorumuz da. Nereliyim acaba? Bunu kendime de sorar bir cevap bulamam. Coğrafyaya, mekana dair bir bağlanma, bir aidiyet duygusu yok bende. Zihnimi eşiyor, hafızamı yokluyorum. Hep yollar, kıvrılıp giden tozlu yollar. Eski, dökülen otobüsler, kamyon karoserleri, tren rayları, vagonlar, kurum, iz. Babam beni aldı. Birlikte vagon evimize geldik. Bohçayı açtık. İçinde annemin soluk pembe mantosu, başörtüsü, yıpranmış kunduraları, aynası ve tarağı, yüzüğü ve küpeleri çıktı. Babam bir süre bunlara baktı. Parmaklarının ucuyla dokundu. Sonra kapadı bohçayı. Uzanıp elimden mızıkayı aldı. Sonra mızıkayla bir şeyler çalmaya başladı. Ne güzel, ne acıklı, ne tatlı çalıyordu. Birlikte ağladık. Babamı ilk kez ağlarken görmüştüm. Bu metinle ilgili hangisi söylenemez bakalım. Kahraman A. Kahraman anlatıcı annesinin ölümünü yoğun bir duygusallık içinde anlatmıştır. Evet, nereliyim ben? Nereliyim acaba demesi kahraman anlatıcının olduğunu göstergesidir. Aynı zamanda babam beni aldı. Birlikte vagon evimize geldik. Bohça açtık. İçinde annemin soluk pembe mantosu, başörtüsü, yıpranmış kunduraları falan diyor. Bir süre bakmışlar ve beraber ağlamışlar. Annesinin ölümünden duyduğu duygusallık söz konusudur. Ve kapitalistleşmenin getirdiği problemler anlatıcının rüya halindeki sayıklamalarıyla verilmiştir. Burada bir rüya alemi söz konusu değildir. Yine kapitalistleşme de söz konusu değildir. Yazarın bir yere ait olmama düşüncesi duygularını yansıtmıştır. Evet, nereliyim acaba? Bunu kendime sorar bir cevap bulamam. Coğrafyaya, mekana dair bir bağlanma, bir aidiyet duygusu yok bende diyor. Evet, burada bir aidiyet duygusu yoktur herhangi bir mekana.
Sürekli göçler anlatıcının zihninde değişik soruların oluşmasına neden olmuş. Bu da iç konuşma tekniğine verilmiştir. Yine burada bir konuşma söz konusuydu. Olay örgüsü anlatıcının iç dünyasını yansıtmak amacıyla kurulmuştur. Evet, kızın kendi içinde yaşadıkları anlatılmaktadır. Yani anlatıcının kendi içinde yaşadıkları anlatılmıştır. Cevabımız Bursa olacak. Evet, sorularımız bitti. Bazen sıkıntılar yaşadık. Yayın sıkıntısı. Lütfen mazur görün. Kendinize iyi bakın. Umarım sınavda başarılı olursunuz. İyi günler diliyorum.